Şimdi Hırka-i Şerif Camisi'nin içindeki Kutsal Emanetler bölümüne doğru ilerliyoruz. Yavuz Sultan Selim Hazretleri'nin kutsal emanetleri getirdiğinde Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'in şu andaki sakalı şerifi giymiş olduğu papucu, çarı da denilebilir. Tabi 1400 sene neticesinde köseli olduğu için çekmiştir. Büyük bir ihtimalle bu deve derisinden yapıldığı söyleniyor. Bu gördüğümüz iç gömleğidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın içinden giymiş olduğu gömleği. Kabri şerifindeki bulunan süngeri, kabir taşı, kabir aydınlatmasında kullanılan mumu, toprağı yaklaşık 400 küsür yıla dayanan bir Kabe'nin dış örtüsü. Yine aynı o yıllara yakın Kabe'nin iç örtüsü renkli olanlar. Kutsal emanetlerinin o dönemde saklandığı boçalar. Bu ufak parçalar, renkli olanlar iç örtü. Yaklaşık 400 küsür sene. Kutsal emanetlerin içinde gelen şal, Hint şalı, Kabe'nin süpürmesinde kullanılan o dönemin süpürgeleri. Bunlar da hurma liflerinden yapılan. Mescid-i Nebevi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidi. Şu anda Yeşil Kubbe sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kabri şerifinin olduğu yer. Sağ tarafında Hazreti Ebu Bekir Sıddık, sol tarafında da Hazreti Ömer Efendimizin kabri şerifi bulunmaktadır. Ön tarafta da Cennet Bahçem diye hitap ettiği Ravza-i Mutahhara vardır. 110 yıl öncesinde, Hicri 1323, Miladi 1906'da Kabe'nin, Harem-i Şerif'in içindeki iç örtüsü, üç kapısının tevbe örtüsü Türkiye'ye bir mimar tarafından hediye verilmiş. Mimar Hilmi Şeynap tarafından da buraya hediye edilmiştir. Sultan Fatih Hazretleri'nin İstanbul şehriyle ilgili fermanıdır.